Bugün kısa bir video göstereceğim. Bu videoda katı olarak modellediğimiz şekillerin gerçeğe daha yakın bir şekilde renklendirilmesini göstereceğim. Şu anda önümde arkadaşlar kapı modelleri var. Bunları daha sonraki derslerde size anlatacağım, kapı modelleri. Bunları oluşturmayı teker teker anlatacağım. Ancak bunu öğretmeden önce bunun üzerindeki katı modellemeyi nasıl yapıyoruz? Bunu yapayım. Bunun için bakın. Mat Browser Open diyorum. Material Browser'ını açıyorum. Burada karşımıza çeşitli şekiller çıkıyor. Bu şekillerin üzerinde materyallerin renkleri mevcut. Örneğin ben buraya wood diye aratırsam ağaç yapılar ortaya çıkıyor. Bakın. Örneğin ben burayı tıklıyorum. Buradaki şekillerden herhangi birini seçtiğim zaman bunun renginde kendisini boyuyor. Bu katı cismin materyali buna dönüşüyor. Örneğin burada bir cam var. Glass diyorum. Burada çeşitli cam stilleri ortaya çıkıyor. Örneğin buradaki camı seçip materyali değiştirirsem buradaki camın şekli değişmiş oluyor. Farkındaysanız cam olduğu cam ve arkasını gösteriyor. Şu arkadaki duvar gözükebiliyor. Şimdi bunun arkadaşlar render dediğim zaman arka planı ile beraber bunu ışığı ile beraber gerçek bir şekilde görüntüsünü oluşturmaya çalışıyor. Örneğin burada bu kapının gölgesi bu kapının bu kısmına vurduğu için burada bir gölge oluşuyor. Bu render ile ilgili de render exposure seçeneğimiz var. Bu seçeneğe girdiğimizde render ile ilgili bir takım özellikler karşımıza çıkıyor. Örneğin background'u buradan değiştirebiliyorsunuz. Background'u değiştireyim. Mesela buradan kendi background'unuzu oluşturabileceğiniz gibi buradan resimde yükleyebiliyorsunuz. Örneğin buradan bir resim ekleyeyim. OK dedim. Ve ben burada render yaptığım zaman arka planda artık az önce eklediğim resim gelmiş oluyor. Burada bunun siyah beyaz parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında buradaki arkadaşlar Material Browser'ı ben bu AutoCAD'i yüklediğimde normalde yoktu. Bunu yine AutoCAD'in kendi sitesine girerek indirebiliyorsunuz ve bilgisayarınıza bunu kurmanız yeterli
olabiliyor. Bende neden yoktu? Ben ilk indirdiğimde eğitim versiyonunu indirmiştim. İlk indirdiğim eğitim versiyonunda bu Material Browser'ı mevcut değildi arkadaşlar. Daha sonra 4 tane Material Browser indirdim. İnternete yanda verdiğim indirme sitesini aynı zamanda açıklamalar kısmında da verdim. Bu kısma tıklayarak bu browser'ı indirebilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.